Biraz yavaş gitsene. Okula gitmek istemiyor musun? İstiyorum tabii de. Şimdi bir sürü gazete haberi çıktı ya. Neler konuşuyorlardır. Artık saklambaç oynayacağız okulda. Burada mı inmek istiyorsun? Ben şu an sadece dağ evine gitmek istiyorum. Bunu bir daha sakın söyleme. Çünkü yaparım. Bizim ortamdan kız kaçımız da bu kadar olur zaten. İyi dersler karışım. Bir saat sonra proje odasında kaçacağım. Ben boş sanmıştım da. İşim bitti Sarap oğlum. Rahat ol. Apartmanda kalmaya devam mı? Sana ne? Orada olman Feriha'ya zarar verecek. Sil baştan mı yapıyoruz kaptan? Dün gece Mehmet'le beraberdik. Uzun uzun dinledim onu. Kolay kolay sakinleşmeyecek. Babasıyla ilgili kendini tutabileceği kadar tuttu. Bundan sonra ne kadar tutar bilmiyorum. Yani? Feriha'yla ilgili durumu nedir bilmiyorum. Ama onun başını derde sokmayacağını tahmin ediyorum ben. Doğru tahmin ediyorsun. Dikkat et Sarraf oğlum. Zamanında ona isteyerek zarar verdin. Şimdi istemeyerek de olsa yine zarar veriyorsun. Sen de dikkat et. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Eskisi gibi olan bir şey varsa o da benim sabırsız bir adam olmam. O insanları hala tanıyamadın değil mi sen? Feriha'yı tekrar eve kabul etmenin o insanlar için ne kadar büyük bir adım olduğunu farkında bile değilsin sen. Senin o apartmanda olman Feriha'ya ve ailesine sadece zarar veriyor. Başka hiçbir şey değil. Senin yerinde olsan... Yerimde değilsin kaptan. Feriha'yla arkadaşlık edebilirsin. Mehmet'le arkadaş olabilirsin ama benimle değilsin. Bana ne yapacağımı da ne yapmayacağımı da söyleyemezsin. Söyledi zannettim ben. Ben seni özledim. Bence stratejiye benim dediğim gibi başlamalıyız. Senin yolundan gidersek iflas ederiz. Ben risk alıyorum. Sen korkaksan bilemem. Risk almak mı? Ticaretten anlamıyorsun ama artistlik yapıyorsun. Bence edebiyat seçmeliydin. Sen de tiyatro seçseymişsin keşke. Neyse. Mecbur olmasam seninle çalışmazdım. Size. Hmm.
Bana bak. Zevkle. Hadi inelim. Otobüse alışmaya başladın. Bütün otobüs yolculukları güzel karıma sarılarak geçecekse bir itirazım yok. Ben seni çok özlüyorum. Sadece birkaç merdiven aşağıda olduğunu bilirken uyumaya çalışmak. Özlemek hissettiğim şeyin yanında çok eksik kalıyor. Orada olduğunu bilmek bana güç veriyor ama... yanında olamadığım için çok üzülüyorum. Geçecek. Baban günden güne daha iyi olacak. Ve sonra birbirimizden ayrı geçen tek bir gecemiz bile kalmayacak. Benim şimdi arabamı almam lazım. Bir şey mi oldu? Ay yok. Tehlikeli ama gelmek istedim. Neden? Kaptan sizde yemekte diye mi? Ya dün Mehmet'leydi ya. Babam teşekkür etmek istemiş. E niye öyle bakıyorsun ama? Nasıl baktığımın farkında değilim. Emir. O adam sizde. Aşağıda. Ailenle beraber oturuyor, ben buradayım. Cansu. Sen git eve. Mesaj atarsın oğlum.